Kalkıyorsunuz işte, kamet getiriyorsunuz içinizden. Kamet getirdikten sonra sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Her farz namazdan sonra selam verdiğinizde sünnet olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazdan selam verir verme söylediği şey şudur. Estağfirullah, estağfirullah, sümme estağfirullah el-azim, el-kerim, el-rahim, el-lezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etubu ileyh, Allahümme entesselam ve minkesselam, tebarekte ve tealeyte ya zel celali vel ikram. Bu kadar. Anladınız değil mi? Estağfirullah, Allah'a istiğfar ediyorum. Azim, kerim, kendisine başka ilah olmayan, hay ve ölümsüz olan Allahu Teala'ya istiğfar ediyorum. Ondan sonra diyorsunuz ki Allahümme entesselam ve minkesselam. Allah'ım selam sensin, esenlik sendendir, selam sendendir. Tebarek ve tealeyte sen yücesin, sen yüceliğini, senin berekatini itiraf ediyorum ya Rabbi. Sen celal ve ikram sahibisin diyorsunuz. Farzdan sonra bunu yaptınız. Şimdi bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim günün başında ve sonunda 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir derse, günahları deniz köpükleri kadar bile olsa Allah onu bağışlar diyor. Bunu okuduktan sonra normal namaz tesbihatınızı yapıyorsunuz. Şimdi namaz bitti, tesbihatınızı bitirdiniz, duanızı yaptınız. Hala seccadede oturuyorsunuz. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Kim sabah namazını kıldıktan sonra hiç yerinden kalkmazsa, yüzünü kıbleden çevirmeden, güneş doğuncaya ve bir miktar kadar yükselinceye kadar oturursa, sonra da kalkıp iki rekat namaz kılarsa, Allah ona bir hac ve bir umre sevabı verir diyor. Bir hac, bazı hadislerde de bir umre sevabı verir diyor. Yüzünüzü kıbleden çevirmeyiniz. Mutlaka kıbleye doğru durun. Çünkü günün iki vakti vardır ki ameller Allah'a arz edilir. Günün iki vakti vardır ki kulun günlük halleri Rabbül Alemin'in huzuruna götürülür. Bunlardan birisi güneş doğarken, birisi de güneş batarken. Güneş doğarken bütün gece yaptığınız ameller Allahu Teala'ya arz olur. Güneş batarken de gündüz boyunca yaptığınız her şey Rabbinize arz edilir. Bu yüzden Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kudüs-i Ruhu bilhassa bu yolun mensuplar için öyle demiştir. İki tulu ve iki grup. Yani sabah namazı vaktiyle akşam namazı vakti bu yolun sahiplerinin uyanık olması, kendisinin farkında olması ve Rabbine yönelmiş olması bizim yolumuzun esaslarındandır diyoruz. Virdi olan kardeşlerimiz, tesbihat vird almış olan kardeşlerimiz namazın duası bittikten sonra yine dediğim gibi yüzlerini kıbleden çevirmeden tesbihlerini ellerine alsınlar, ondan sonra virdlerini çeksinler. O vird için en makbul vakit, siz Allah'ı zikrederken sizin dilleriniz damaklarınıza yapışık, kalbinizden Allah diye hayal ederken güneşin sizin üzerinize doğmasıdır. Mürşid-i kutbu gavsani taca seri alemani rahber-i şeyh-u melani şihab-ud-din seyyid-i taha rehber-i şeyh-u melani şihab-ud-din seyyid-i taha.